Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi, sevgili seçmenler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait ne varsa bugün parti yönetimi tarafından yok edilmektedir. Peki bu yok edilmeyi seyredenler, sesi çıkmayan üyelerden oluşan bir Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün ülkemiz tek kişiye dayalı, hak hukuk tanımadan, anayasa kanunu dinlenmeden başımıza bir iktidar var. Bunu değiştirebilir mi? Hadi diyelim iktidara geldi. Bunlar zaten partimiz tek kişiye dayalı yönetiliyor. Tek kişiye dayalı yönetenler iktidara geldiği zaman ne yapacak? Tek kişiye dayalı yönetimden ülkeyi çıkaracak mı? Millete mi egemen kılacak? Ne yapacak? Yani bu mümkün değil. Kişinin iştir aynası, lafa bakılmaz. Ben şimdi hiç dikkatini çekmiyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi yan yatırılmış, yok ediliyor. Şimdi karşıda iki tane bir zamanların sözcüsü ve diğer şimdiki sözcü. Arkasına bakıyorsun kırmızı zemin var. Yenisine bakıyorsun mavi resim var. Her şeyi mavi yazmış, turkuaz yazmış. Düşünün, bir düşünün bakalım ya. Kimin rengi bu turkuaz? Hangi partiler kullanıyor? Ben size bir örnek vereyim mesela. Hani şu Avusturya var. Bir zamanlar işte ırkçı parti dedikleri partiyle beraber koalisyon yapan başbakanlar. İnsanları tahrik etmek için, Müslümanları tahrik etmek için parlamentosuna İsrail bayrağı asan ülke. İşte o partinin rengi de aynı renkler. Afişlere bakın. AKP'nin rengi de aynı renk. MHP'nin rengi de aynı. Hepsi mavileşiyor. Fark etmiyor musunuz? Yan yatırılmış CHP logosu. Fark etmiyor musunuz? Alın size tüzük. Yani parti tüzüğünde kırmızı zemin üzerine beyaz altı ok diye de yazar. Bu mavi nereden çıktı? Kör müsünüz kardeşim? Kör müsünüz ya? Kör müyüz kardeşim? Yani şimdi biz bunlara göz yumacağız. Yani kanunsuzluğa, parti içinde haksızlığa, hukuksuzluğa göz yumacağız. Ondan sonra kalkacağız bu hak hukuk tanımayan iktidarı değiştireceğiz. Ya buna çocuklar bile güler yani. Çocuklar bile güler. Böyle bir şey olabilir mi? Egemenlik milletindir. Partide bir egemen miyiz? Hayır. Daha ne kadar peki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağlam kalan yerlerin yok edilmesini izleyeceksiniz. Ben ilçede bekliyorum. Niçin bekliyorum biliyor musunuz? Partinin tüzüğüne, ilkelerine uyacak, ona göre hareket edecek edip bugün il ve ilçeden başlayarak bu Cumhuriyet Halk Partili olmayanların tamamını görevden uzaklaştırmak için bekliyorum. Hepsi kim olursa olsun, hepsinin görevden uzaklaştırılması lazım. Ve bizim egemen olmamız lazım. Egemen olmamız için de tüm adayları, meclis üyesini, belediye başkan adaylarını, cumhurbaşkanı adaylarını hepimizin bizim seçmemiz lazım adayı. Şimdi kendi üyesinden, üye dediğin insan seçmendir. Kaçıp da kaçan insanın bu millete bir faydası olur mu? Bize faydası olur mu? Yani benim oyumdan kaçan, benim seçime girmeyen insan hiç girmesin o zaman seçime. Ben seçiyorum onu da zaten. Oyu kim veriyor? Ben veriyorum. He? Beni beğenmiyorsa, benim onayıma kendisi sunmuyorsa hiç seçime girmeyecek o insan. Atama hayır, aday hayır. Kesinlikle. Kim aday oluyorsa girecek sandığa. Bir günde, bir gün fazla bir şey, bir günde insanlar oyunu verir. Sonuçta kim birinci kazanırsa o bizim adayımız olur. Ha bize kelek mi atar? Millet için çalışmaz mı? Gene kusur bizim olur. Biz oyu verdik. Gene kendi kusurumuzu kendim çekmiş oluruz. Şimdi Ankara'dan merkeze atama adayın cezasını ben niye çekeyim kardeşim? He? O atayacak, ben cezasını niye çekeyim yani?
Bak Menemen ilçesi var orada. Adamın onların atadıkları insanlar parmakla benim verdiğim oyla CHP belediyesi kazanmıştı. Parmakla egemenliğimiz orada el değişti. Günahı ben niye çekeyim yani? Tek bir aday bile kimse atamayla aday yapamaz. Buna hayır diyorum ben. Ve üyeler de buna hayır demek zorunda. Demediği sürece ne bu iktidar hiçbir şey değiştiremez. Ha, tavsiyem şu, Atatürkçülerin hepsi de gelmesi lazım. Atatürk'ün partisi bu CHP. Kimin partisi ya? Şeklen duruyor. Sen buna sahip çıkma, Cumhuriyet'e nasıl sahip çıkacaksın? Atatürk Cumhuriyeti İstanbul'da durarak mı kurdu? He? Yoksa gelip Erzurum'dan başlayacak bir derneğe üye olup derneğin temsilcisi olarak Sivas'a gelip oradan tüm dernekleri birleştirip sonra partiye dönüştürdü. Cumhuriyet Halk Partisi ile mi Cumhuriyeti kurdu? Milli Kurtuluş Savaşı'nı yönetti. He? Bu şekilde. Lafla mı Atatürk'ün yolundan gideceğiz ya? Böyle bir şey olabilir mi? Herkesin ağzına düşmüyor. Atatürk ne Atatürk'ü ya? Yolundan git kardeşim. Yolundan git. Ya da hiç konuşma, otur evinde. Bir sıkıntı yok yani. Üye oluyorsun işte. Üye olduğun tüzük. Uy kardeşim ona. Uymuyorsan hiç üye olma. Niye oluyorsun? Yani birileri seçmenin bize ne faydası oldu? Hasan gitsin, Mehmet gelsin. Bu kavgayı bırak. Partinin tüzüğü var. Uymayanlara değiştir. Bütün adayları kendin seç. Beğenmiyorsan gene sen değiştir. Egemenlik milletindir. Partide de egemen olmamız lazım. Bunun dışında başka bir yol yok. Kurtarıcı murtarıcı da yok. Kurtarıcı millettir. Milleti kurtaracak olan gene milletin azmi ve kararıdır. Bunun dışında başka bir yol yok kardeşim. Hepinize sevgiler ve saygılarımla.